Konguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle atom modellerini göreceğiz ve atomun yapısını tanıyacağız. Haydi bakalım, hep beraber dersimize başlayalım. Öncelikle gelin bu ünitede neleri göreceğiz, bir onlara göz atalım. Atom modellerinden bahsedeceğiz. Dalton atom modelini tanıyacağız, Thomson atom modelini tanıyacağız, Rutherford ve Bohr atom modelini tanıdıktan sonra atomun yapısını öğreneceğiz. Atomun temel taneciklerinden bahsedeceğiz. En sonda da izotopları izotop, izoton, izobar ve izoelektronik atomları gördükten sonra videomuzu sonlandıracağız. Tabii ki bu sürede bize sıfırdan dokuza konu anlatımlı soru bankamız eşlik edecek. Buradan ödevlendirmeler yapacağız. Sayfa 60'tan 80'e kadarki olan kısmı muhakkak bir güzel çalışacağız. Çalıştıktan sonra tabii ki bu da yeterli olmayacak. Bir de Dinamo Soru Bankası'ndan ödevlendirme yapacağız. Sayfa 57'den 68'e kadar ki bütün soruları çözüp konuyu iyice ne yapacağız pekiştireceğiz ve ondan sonra konularımızı iyice öğrenmiş bir şekilde dersimize devam edeceğiz. Haydi bakalım o zaman gelin hep beraber atomu tanıyalım. Evet arkadaşlar simya döneminde biz ne görmüştük? Demokritos amcayla tanışmıştık. Demokritos atom hakkında ilk fikri ortaya süren kişilerden biriydi. Ve simya döneminde ta karşımıza çıkmıştı. Demokritos'tan sonra atomun aslında tarihçesinin oldukça uzun bir dönem olduğunu görmekteyiz. Yani Demokritos'u simya döneminde tanıdık. Bu videomuzda ise Dalton atom modeliyle tanışacağız. Yani Demokritos'tan sonra gelecek olan Dalton amcamız atom hakkında ilk bir bilimsel çalışmayı yapan kişi olarak karşımıza çıkacak. Daha sonra Thompson amca gelecek bir şeyler söyleyecek atom hakkında. Dalton'un bir takım eksikliklerini kapatacak. Ama tabii ki Thompson'un da eksiklikleri olacak mı? Evet olacak. Ondan sonra gelen Rutherford amca Thompson'un eksikliklerini kapatacak. Sonrasında ise Bohr atom modeli gelecek ve en sonunda günümüzde kabul edilen modern atom teorisiyle aslında atomun tarihçesini olacak, sonlanacak. Peki o zaman diyoruz ki Dalton atom modeli ne söylüyor bize? Daltın amca bilimsel anlamda ilk çalışmayı yaptı atom hakkında ama neleri savunuyor? Gelin bir de onlara göz atalım. Atomun içi dolu bir küre olduğundan bahsediyor Daltın amca ve atomu aslında bir nebze bilardo topuna benzetiyor arkadaşlar. Yani atom içi dolu bir küredir diyor, bilardo topuna benzer diyor ve atomun asla ve asla parçalanamayacağını, bölünemeyeceğini bize söylüyor. O zaman diyoruz ki Daltın amcaya göre atom parçalanamayacağını Parçalanamazmış, bölünemezmiş. bundan bize ne yapıyor, bahsediyor. Yine Dalton'un savunduğu başka bir şey vardı. Bir elementin tüm atomlarının aynı olduğunu söylüyor. Ancak e, biz ilerleyen kısımlarda izotop dediğimiz bir kavramdan bahsedeceğiz ve izotop kavramından sonra diyeceğiz ki aslında atomların e, birbirinden farklı olma durumu söz konusu olacak. Yani aynı elementin bütün atomları özdeş e, olmayacak, e, farklı olan atomları da karşımıza çıkacak. Yani izotop kavramıyla Dalton'un söylediği bu bilgi aslında çelişecek mi? Evet, çelişecek. Dalton amca aynı şekilde farklı elementlerin atomlarının farklı kütlelere sahip olduğunu söyleyecek. Birbirinden farklı iki element düşünün. E bunlar birbirinden farklıysa tabii ki atomları da ne olacak? Farklı kütlelere sahip olacak diyecek. Farklı cins atomların ise belirli oranlarda bir araya geldiğini ve belirli oranlarla bir araya geldikten sonra da bileşikleri oluşturduğundan bize ne yapacak bahsedecek. Şimdi dikkat edin. Dalton'a göre birçok atom hakkında fikri vardı Dalton'ın. Atom hakkında daha çok fazla doğru bir şeyler söyleyemezken adam aslında ne yaptı? Belirli oranlarda e, farklı cins atomların bir araya girip bileşikleri oluşturduğunu söyledi. Bu neyin göstergesi? Adam daha atomu doğru tanımlayamazken bileşiği doğru tanımlamıştır. Yani o yüzden bu bizim için çok önemli bir detaydır. Dalton amca bunları söyledi ama Dalton atom modelinin eksiklikleri var mıydı? Evet vardı. İçi dolu bir küre dedi. Ama Dalton amcanın söylediği bu kısım doğru mu? Hayır değil. Dalton ın amcaya göre içi dolu bir küre olabilir ama Atom normalde içi dolu bir küre değildir diyeceğiz arkadaşlar. Aynı şekilde Dalton atomun parçalanabildiğini, bölünebildiğini söyledi ama atom radyoaktif olaylarla günümüzde parçalanabilir mi? Evet, parçalanabilir. Aynı şekilde biz atomu yani bölebilir miyiz? Evet, bölebiliriz. O zaman atom parçalanabilir, bölünebilir diyeceğiz. Peki, bir elementin tüm atomları aynıdır demişti Dalton amca. Dedik ki videonun ilerleyen kısımlarında bir elementin tüm atomlarının aynı olmadığını söyleyeceğiz dedik. İzotop kavramıyla Dalton'un söylediği bu çelişir dedik. O zaman diyoruz ki bu da Dalton'un bir eksikliği midir? Evet eksikliğidir. Ve bizim ilerleyen kısımlarda karşımıza çıkacak bir şey var. Atom altı taneciklerimiz olacak. Proton, nötron ve elektron diyeceğiz biz bunlara. E o zaman Dalton amca hiç protondan, nötrondan, elektrondan bahsetti mi? Hayır bahsetmedi. O zaman diyoruz ki bu da Dalton'un amcanın oldukça büyük bir eksikliği midir? Eksikliğidir. İşte Dalton Atom modelinden sonra karşımıza Thompson amca gelecek ve bu eksikliklerden bazılarını ne yapacak? Giderecek. Thompson amcaya göre de aslında o da Dalton'a katılıyordu. Thompson amca da atomun içi dolu olduğunu söyledi. Ancak Dalton'dan farklı olarak atom içi dolu nötr bir küredir dedi. Ve atomun içi dolu nötr bir küre olduğunu söylerken aslında atomu üzümlü keke benzetmişti. Yani biz aslında Thomson atom modelini üzümlü kek atom modeli olarak tanımlayabilir miyiz? Tanımlayabiliriz. Ha, o zaman diyoruz ki Thomson'a göre e, atomların yarı çapının da yine aynı şekilde 10 üzeri eksi 8 santimetre olduğunu ortaya attı diyebiliriz. Yani Thomson'un da farklı fikirleri var mıydı atom hakkında? Evet vardı. Atomun kütlesini ise Thomson'a göre pozitif yüklerin oluşturduğunu söyledi. Mantıken şöyle düşünün. Kekten bahsediyoruz. ...kek e, bizim için artı yüklü. Yani atomun kendisi aslında kekin kendisi. Ve bunun içerisinde üzümler nasıl dağılmış durumda? Eksi yükler olarak üzümleri de eksi yük dersek... ...üzümler de e, kekin içerisinde homojen bir şekilde dağılmış durumdadır. İşte Tamsın da bize tam olarak bundan bahsetti. Normalde evde kek yaparken biz ne yaparız? E, üzümleri sadece kekin bir kısmına mı koyarız? Hayır, her yerine eşit dağıtmaya çalışırız değil mi? Tıpkı o mantıkta olduğu gibi kekin içinde bulunan üzümler yani negatif yükler kekin içerisine yani pozitif yüklerin içerisine nasıl dağılmıştır diyeceğiz o zaman homojen dağılmıştır diyeceğiz. Peki bunun dışında diyoruz ki atomlar nasıllardı nötr bir küreydi bunu söylemiştik yani nötr olması demek bana şunun göstergesi aslında negatif yüklerin sayısı kadar atomun içinde ne vardır pozitif yükler vardır o zaman bakın Thompson'a göre atom üzümlü kekemi benziyor. Evet. İçi dolu nötr bir küre miymiş atom? Evet. Ve atomların yarı çapları 10 üzeri eksi 8 miymiş? Evet. Atomun kütlesini de kim oluşturur? Tabii ki kekin kendisi mi oluşturacak? Evet. O zaman diyoruz ki içinde bulunan üzümlerde homojen bir şekilde kekin içine ne yapmıştır? Dağılmıştır. Yani atomlar negatif ve pozitif yükleri eşit sayıda içerdiği için nötr olarak karşımıza ne yapmakta? Çıkmakta. E peki Thomson amcanın eksiklikleri yok muydu arkadaşlar? Tabii ki vardı. Atomun içi dolu bir küre olduğunu söylemişti. Ancak atom içi dolu bir küre değildir. Yani atomun içinde büyük boşluklar bulunur mu? Tabii ki bulunur diyeceğiz. Peki atomda artı ve eksi yükler homojen dağılmıştır demişti. Gerçekten artı ve eksi yükler homojen mi dağılacak ya da bunlar gelişigüzel rastgele bir şekilde mi dağılacak? Tabii ki hayır. O yüzden diyoruz ki artı ve eksi yükler yani pozitif ve negatif yükler atomda ne yapmamıştır? Homojen dağılmamıştır diyeceğiz. Pekala, yani, yüksüz tanecik olan kimden tamsın bahsetmemiştir? Tabii ki nötronlardan tamsın bahsetmemiştir. Evet sırada ne var arkadaşlar? Rutherford atom modeli var. Bakalım Rutherford amca Thompson'ın eksikliklerini kapatabilecek mi? Ne gibi bir deney yapmış ve yaptığı deney sonucunda ortaya attığı atom modelinde neleri savunmuş? Hadi gelin bir de ona göz atalım. Rutherford altın levha üzerine artı yüklü pozitif yüklü olan alfa taneciklerini göndermiştir. O yüzden yaptığı bu deney aslında biz alfa saçılması deneyi ya da altın levha deneyi adını vereceğiz. Çünkü altın levhanın üzerine alfa ışınlarını ne yapacak gönderecek ve yaptığı deney sonucunda aslında Rutherford amcamız alfa taneciklerinin neredeyse tamamının yani büyük bir kısmının altın levhadan geçtiğini çok küçük bir kısmının ise geri yansıdığını gözlemleyecek. Gelin hep birlikte deney üzerinden birlikte göz atalım. Şimdi ne dedik az önce Rutherford amca alfa ışın kaynağından alfa ışınlarını altın levhaya ne yaptı? Gönderdi ve şunu fark etti arkadaşlar. Altın levhadan çoğu alfa ışını takır takır geçti ve kar karşıda çinko sülfür kaplı levhaya şu şu bölgelere ne yaptı alfa taneciklerinin alfa ışınlarının e, çarptığını gözlemledi ve buralarda tıpkı kalem ucunun bıraktığı iz gibi iz bıraktığını gördü. E, o zaman şunu fark etti aslında. Dalton ve Thompson'ın söylediği gibi atom eğer içi dolu bir e, yapı olsaydı ne yapamazdı? Bu alfa ışınları altın levhanın içinden geçemezdi. İşte böylelikle alfa ışınlarının çoğunluğu altın levhadan geçtiği için atomda çok ciddi büyük boşluklar bulunduğunu ne yapmış oldu? Keşfetmiş oldu. Böylelikle Rutherford atom modelinde e, atomun büyük boşluklar oluştuğunu ne yapacağız söyleyeceğiz ve e, bir kısmının ise küçük bir kısmının ise biz altın levhadan geçmediğini şöyle saparak yön değiştirdiğini ya da geri döndüğünü ne yapacağız söyleyeceğiz e, bu neyin sebebinde oluşur yani neden bu alfa ışınlarının bazıları sapmıştır ya da yön değiştirmiştir çünkü atomda artı yükler yani pozitif yükler çekirdek denilen küçük bir hacimde toplandığını aslında bu bana gösteriyor. Yani çekirdek denilen bir kısım olmalı ki alfa ışınları buraya çarptığı zaman ne olsun yön değiştirsin ya da buraya çarpıp geri dönebilsin. Aslında yaptığı deney muhteşem bir şeyin varlığını bana gösterdi. Yani bu deney sonucunda Rutherford amcamız atomda büyük boşlukların bulunduğunu ve atomda artı yüklerinde çekirdek denilen küçük bir hacimde toplandığını bize söyleyecek. Bunun dışında Rutherford amca elektronların çekirdeğin çevresinde rastgele dağılıyor söylüyor. Yani atom dediğimiz yapıda çekirdek var, çekirdeğin içerisinde artı yükler var ve elektron adını vereceğimiz eksi yükler ise ne olacak? Ee, çekirdeğin etrafında rastgele dolanmakta. Bunu bize ne yapıyor? Rutherford söylüyor ve her atomun çekirdeğindeki artı yük sayısının her atoma göre farklılık gösterdiğini aslında bize söylemekte. Peki o zaman Rutherford amca e, atomun büyük boşluklarda bulunduğunu söylüyor, çekirdek denilen bir yapının varlığını keşfediyor ama e, ona o dönemde şu soruyu soruyorlar. Madem e, artı ve eksi yükler bu şekilde gözlemlenmekte e, bu eksi yükler artı yüke ne yapmalı? Yapışmalı. Çünkü ben neyi biliyorum? Zıt yükler birbirini çeker. Yani eksi yükler neden çekirdeğe yapışmıyor diye Rutherford'a soruyorlar ve Rutherford diyor ki çekirdekte artı yüklerin dışında bir şeyler daha var ama ne olduğunu tam olarak Rutherford ne yapamayacak? Söyleyemeyecek. Aslında böylelikle Rutherford amcamız nötronun varlığından bahsetmiş olacak ancak bunu ne yapamayacak arkadaşlar? Açıklayamayacak. Yani çekirdekte o zaman artı yüklerin dışında bir de bizim yüksüz taneciklerimiz olan nötronlar olacak ama bunun sadece ve sadece varlığından bahsedecek tam olarak ne yapamayacak Rutherford? Açıklayamayacak. İşte bu onun eksikliklerinden biridir. Bunun dışında ne eksikliği vardır Rutherford'un? E, elektronlar çekirdeğin etrafında rastgele hareket ediyor demiştik. Ama e, günümüzde rastgele mi hareket edecek? Tabii ki hayır. Elektronların davranışlarını aslında tam olarak Rutherford ne yapamıyor? Açıklayamıyor. E, bu da onun yine eksikliklerinden biridir diyebiliriz. Rutherford sonra Bohr atom modeli gelecek. Bohr, Rutherford'un öğrencisi arkadaşlar. Rutherford'un yani öğretmeninin eksikliklerini Bohr amcamız ne yapacak? Kapatacak. Hadi gelin hep beraber Bohr'un e, atom modelini inceleyelim. Neler ortaya atmış? Neler söylemiş? Öğretmenin eksikliklerini nasıl kapatmış? Gözlemleyelim. Az önce demiştik ki e, Rutherford atom modelinde elektronların davranışlarını Rutherford açıklayamamıştı. Ama Bohr amca artık diyecek ki Atomdaki elektronlar çekirdek etrafında belirli uzaklıktaki yörüngelerde bulunur diyecek arkadaşlar. Yani artık biz an itibariyle elektronların davranışlarını bakın Bor amcayla ne yapmaya başlayacağız? Açıklamaya başlayacağız. Şimdi artık elektronlar çekirdeğin etrafında yörüngelerde bulunuyormuş bunu öğrendik. Yörüngenin bir diğer adı enerji düzeyidir. Enerji düzeyi ile yörünge aynı anlama geliyor. Hatta bir diğer ismi ise katman olarak inecek katman veya kabuk da diyebiliriz bunu arkadaşlar. Yani elektronlar çekirdeğin etrafında çekirdeğe belirli bir uzaklıkta olan yörüngede enerji düzeyinde katmanda veya kabukta bulunacak. Artık bakın ne yaptık Bor amca ile beraber elektronların bulundukları yerlerin yorumunu yapmaya başladık. Peki aynı şekilde Bor amca diyor ki eğer atomun bir çekirdeği varsa Elektronlar da katmanlarda yani yörüngelerde ise ben bu yörüngeleri, katmanları içeriden dışarıya doğru yani çekirdekten başlayarak numaralandırabilirim. Birinci yörüngeye N1, ikinci yörüngeye N2, üçüncü yörüngeye N3 gibi isimler verebilirim. Ya da K, L... M, ne gibi harflerle de ne yapabilirim yörüngeleri adlandırabilirim, tanımlayabilirim demiş ve böylelikle elektronların biz artık yörüngelerde bulunduğunu ne yaptık söylüyoruz bor atom modeli ile. Ancak diyoruz ki bora göre. Her yörüngenin enerjisi farklı olacak arkadaşlar. Çekirdeğe en yakın olan birinci yörünge yani K yörüngesinin enerjisi en düşük olacak. Yani çekirdek aslında minimum enerjiye sahip olacak. Çekirdekten biz uzaklaştıkça yörüngelerin enerjisinin arttığını söyleyeceğiz. Yani maksimum enerjiye doğru ne yapacağız? Gideceğiz. O zaman diyoruz ki yörüngelerin enerjisi çekirdekten dışarı doğru gidildikçe yani çekirdekten uzaklaştıkça ne oluyormuş? Enerji enerjisi artıyormuş arkadaşlar. Bunu da ne yapacağız? Unutmayacağız. Pekala. O zaman diyoruz ki bor atom modelini inceledik. Bor amca sadece bu kadar şey mi söylüyor? Hayır. Daha farklı şeyler de söyleyecek mi? Evet. Elektronların çekirdeğe en yakın katmanda oldukları hali yani aslında olması gerektiği hali yani Şöyle diyelim. Şurası çekirdek, şurası da yörüngelerimiz olsun. Normal elektron olması gerektiği gibi düşük enerjiden başlayarak yüksek enerjiye doğru yerleşiyorsa bu aslında atomun bana temel halini gösterecek. Ama eğer ben elektronlara dışarıdan bir enerji verirsem ve Elektron bu enerjiyi absorbe ederse yani soğurursa ve aldığı enerjiyle bu elektronu daha yüksek enerjili bir katmana, yörüngeye hoplatıp zıplatırsa yani biz elektrona enerji aldırdık. Daha enerjisi yüksek bir e, katmana geçerse bu atomun neyi olacak? Uyarılmış hali olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. O zaman elektronların olması gerektiği gibi düşük enerjiden başlayarak yerleşmesi aslında atomun bana temel halini gösterdi Ama ben atoma dışarıdan bir enerji verirsem ve enerjiyi bu elektron absorbe ederse daha yüksek enerjili bir yörüngeye elektronunu hoplatıp zıplatırsa da bu atomun hangi hali olacakmış uyarılmış hali olacakmış. Unutmayın arkadaşlar temel hal yani e, olması gerektiği gibi en düşük enerjili halde elektronlarınız bulunuyorsa temel halimiz kararlı olacak. Eğer elektron dışarıdan bir enerji alıp da uyarılırsa da kararsız ve yüksek. ...yüksek enerjili hal olduğunu söyleyeceğiz. Yani uyarılmış hal kararsızdır. Temel hal ise kararlıdır diyeceğiz. Ve emin olun ki evrende her şey e, kararlı olma eğilimindedir. Yani elektronlar uyarıldıktan sonra aldığı enerjiyi geri verip... ...temel haline geri dönmek isteyecek aslında. Enerjiyi aldı, daha yüksek enerjili bir katmana yörüngeye geçti. Oraya geçtikten sonra burada kalmak istemeyecek. Ve tekrar ne olacak? İlk haline... Yani temel haline dönmek isteyecek. E bu sırada tabii ki buna bir isim de vereceğiz mi bu olaylara? Evet vereceğiz. Temel halde bulunan bir atomda. Eğer dışarıdan bir enerji verip elektron bu enerjiyi soğurursa ne diyeceğiz bu olaya? Absorpsiyon adını vereceğiz. Eğer aldığı enerjinin bir kısmını ışıma olarak geri yayıp tekrar temel haline geri dönerse de bu olaya emisyon adını vereceğiz arkadaşlar. Yani temel hal ve uyarılmış hal arasındaki farklar bizim için önemli. Olaylara da absorpsiyon ve emisyon adını vereceğimizi lütfen unutmayalım. E peki bu amca bu kadar çok şey söyledi. Eksiklikleri yok muydu Evet vardı arkadaşlar. Tıpkı diğer atom modellerinde olduğu gibi bor amcanın da eksiklikleri vardı. Bor amca hidrojen spektrumlarını incelemiştir. O yüzden hidrojen periyodik cetvelde bir elektronu olan bir atomdur arkadaşlar. O yüzden hidrojen gibi tek elektronlu yapıları aslında bor atom modeli bize ne yapabilir? Açıklayabilir. Mesela burada hidrojeni örnek verdik. Hidrojenin dışında bakın burada da bir elektron var. Bir elektron var. Yani bir elektron elektrona sahip iyonların aslında spektrumlarını ne yapabiliyor bu amca açıklayabiliyor. Yani bu ne demek oluyor? Çok elektrona sahip olan atomların spektrumlarını bor atom modeli açıklayamaz. Bizim için burası çok değerli. Sadece tek elektronlu atomları açıklayabildiğini lütfen unutmayın. Peki biz bor amca ile beraber elektronların artık nerelerde bulunduğunu biliyoruz. Yörüngelerde bulunduğunu biliyoruz. Yani bir çekirdeğimiz var. Çekirdeğin etrafında yörüngeler var var ve yörüngelerde kimler bulunuyormuş, elektronlar bulunuyormuş. Bunu biliyoruz. Peki bu da doğru mudur diyecek olursanız, hayır. İlerleyen sınıflarda e, bunu göreceksiniz. Aslında elektronlar bulunma olasılıklarının yüksek olduğu bölgelerde bulunacak. İşte biz bu bölgelere de orbital ya da elektron bulutu adını vereceğiz. Tabii ki şimdilik sadece bu kadarını bilmemiz yeterli diyoruz. Peki o zaman bor atom modelinin de eksiklikleri olduğunu gördük. Ee, aslında normalde elektronların modern atom teorisine göre orbitallerde bulunması gerektiğini gördük. Gelin bir de atom modellerini ne yapalım? Hep beraber pekiştirelim. Şimdi bana diyor ki soruda atom modelleri hangi bilim insanına aittir diye sormuş. Şu birinci öncülde verilen atom modeli bana Bilardo topunu çağrıştırdı. Kime gideceğim o zaman ben arkadaşlar? Dalton atom modeline mi gitmeliyim? Evet çünkü Dalton atomun içi dolu bir küre olduğunu söylüyordu hatırlayın ikinci atom modelinde ise ne görüyorum yine atomun içinin dolu olduğunu görüyorum ancak bu sefer bakın arada büyük bir farklılık var atomun kendisi artı içinde ise eksi yüklü bir şeyler görüyorum yani bana bu üzümlü keki hatırlattı üzümlü kek hangi atom modeliydi Thomson atom modeliydi o zaman diyoruz ki ikinci öncülde verilen atom modeli kime aittir Thomson amcaya aittir üçüncü öncülde verilen Atom modelinde ise şurada bir ne görüyorum arkadaşlar? Çekirdek görüyorum ve çekirdeğin etrafında eksi yüklerin rastgele dolandığını fark ediyorum. Bunu da bize kim söylemişti? Rutherford amca söylemişti. Alfa saçılması deneyi, altın deva deneyi yapmıştı ve çekirdek kavramından bahsetmişti. O zaman diyoruz ki birinci öncülümüz Dalton olacak, ikincisi Thompson, üçüncüsü ise Rutherford olarak karşımıza ne yapmakta? Çıkmakta. Peki. Bir başka soruya bakacağımız zaman ne görüyoruz? Bir boşluğumuz var. Boşlukta bu atom modeline göre pozitif yükler bir şey denilen çok küçük hacimde toplanmıştır diyor. Nerede toplanmıştı pozitif yükler? Hatırlayalım. Çekirdek denilen bir bölgede küçük bir hacimde toplanmıştı. O zaman ikinci kısmımıza ne gelecek? Çekirdek gelecek. Çekirdek kavramından bahseden atom modelimiz kimdi peki? Rutherford'u hatırlayalım. E peki çekirdek küçük bir hacimde artı yüklerin Toplandığı yer ise atomun kalan kısmına neden oluşuyordu. Büyük bir boşluğa sahip olmalıydı. Yani atom büyük boşluklardan oluşmalı. E, artı yükler ise çekirdek denilen küçük bir hacimde toplanmalı. Burada A ve D seçeneğimiz aynı. O yüzden iki şıkkı da doğru olarak kabul edebiliriz arkadaşlar. Geldik bir diğer soruya. Bor atom modeli aşağıdaki taneciklerin hangisinin spektrumunu açıklayabilir? Ne söyledik? Hidrojenin spektrumlarıyla bor amca çalışmıştı. Yani tek elektronu sahip olan atomları ve iyonları açıklayabiliyordu. O yüzden diyoruz ki e, birden fazla, tek elektrondan fazla, yani çok elektronu bulunan atomları bor atom modeli ne yapamaz, açıklayamaz. Lityuma baktığım zaman bakın bir elektronu var. Sodyumun ise 11, helyum'un 2, florun 10, borun ise 5 elektron olduğunu görüyorum. Biz sadece neyi söyleyebiliriz? Bor atom modeli tek elektronluları açıklayabilir. Güzel. O zaman gençler diyoruz ki atom modellerini gördük. Atomun artık aslında temel tanecikleri olduğunu da ne yaptık? Atom modelleriyle keşfettik. Yavaş yavaş ne var sırada? Atomun yapısını tanımak var. Biz atom modelleriyle aslında atom altı tanecikleri e, keşfetmiştik. Pozitif yüklü taneciklere ne isim vereceğiz? Proton adını vereceğiz. Negatif yüklü taneciklere ise elektron adını vereceğiz. Yörüngelerde bulunuyor demiştik. Hatırlayın. Yüksüz nötr tanecikler ise kimler olacak? Nötronlar olacak. Hatta Rutherford nötronun varlığından bahsetmişti ama ne yapamamıştı? Tam olarak açıklayamamıştı. O zaman an itibariyle atomun yapısında 3 tane temel tanecik olduğunu kesinlikle unutmayacağız arkadaşlar. Bakın burada kocaman bir X atomu var. Bu X atomunun sağında, solunda bazı sayılar yazacak. Bu sayıların neler olduğunu bizim kesinlikle bilmemiz lazım. Bir atomun sol alt köşesi bize her zaman Proton sayısını verecek. Unutmayın elementin kimliğidir aslında proton sayısı. Nasıl hepimizin bir kimliği varsa atomların da kimliği neresi olacakmış? Proton sayısı olacakmış. E peki elektron sayısı neresi olacak? Sağ alt köşeye elektron sayısı adını vereceğiz arkadaşlar. Sağ üst köşeye ise iyon yükü adını vereceğiz. Demek ki atomlar iyon haline de ne yapabilecek? Geçebilecek. Burada da ondan bahsedeceğiz aslında. Peki bir diğer atom altı tane taneciğimiz olan nötron neresi olacak? Tam ortada kalan kısma nötron sayısı adını vereceğiz. En tepeye ise her atomun bir kütlesi olacak ve buraya da ne diyeceğiz? Kütle numarası adını vereceğiz arkadaşlar. Yani x atomunda sağında solunda yazılan sayıların aslında ne ifade ettiğini görmüş olduk mu? Olduk. Bir diğer bilmemiz gereken kısım ise proton sayısının bir diğer adı unutmayın çekirdek yüküdür arkadaşlar. Protonlar da bulunuyordu çekirdek de bulunuyordu zaten. O yüzden diyoruz ki proton sayısına ben ne de diyebilirmişim? Çekirdek yükü adını verebilirmişim. Hatta bir ismi daha olacak bunun. Atom numarası adını alacak. Yani atom numarası, çekirdek yükü, proton sayısı aynı anlama gelmekte. Kütle numarasının ise bir diğer adı nükleon sayısıdır. Lütfen arkadaşlar kesinlikle bir diğer isimlerini bilin. Bizim için çok değerli sorularda da karşımıza ne yapacak? Çıkacak. Peki başka ne bileceğiz atoma dair. Eğer bir atomda iyon yükü ile elektron sayısını toplarsanız proton sayısını elde edersiniz. Saat yönünde dönüyorum. Çok dikkat et. iyon yükü ile elektron sayısının toplamı bize neyi verecekmiş? Proton sayısını verecekmiş. Eğer bir atomda Proton sayısı ile nötron sayısını toplarsanız da kütle numarasını elde edersiniz arkadaşlar. Bunları da bakın burada ne yapmışlar formalize etmişler. Her zaman iyon yükü ile elektron sayısının toplamı bize proton sayısını verecekmiş. Proton sayısıyla da nötron sayısının toplamı bize kütle numarasını verecekmiş arkadaşlar. Unutmayalım. Peki az önce dedik ki atomun yapısında sağ üst köşeye iyon yükü adını vermiştik. Demek ki atom dediğimiz yapı iyon haline ne yapabilir? Geçebilir mi? Evet, geçebilir. Peki nasıl e, atom iyon haline geçer? Eğer bir atom elektron verip elektron alırsa o zaman işte arkadaşlar iyon haline geçer. Yani az önce kocaman bir X atomu yazdık. Eğer bir atom elektron alıp elektron verirse şuraya yazacağımız iyon yükü ona göre ne olacakmış, şekil alacakmış. Eğer şayet elektron veren bir atomdan bahsedersek elektron veren bir atom katyon oluşturur arkadaşlar. Yani artı yüklenir. Unutmayın pozitif yüklü bir iyon oluşturur. Buna da biz ne diyecekmişiz? Katyon adını verecekmişiz. Mesela diyelim ki Y atomu 2 elektron verirse artı 2 olacak. Ya da Z atomu 3 elektron verirse artı 3 olarak karşımıza çıkacak. Eğer bir atom elektron alırsa da eksi yüklü bir iyon oluşturacak. Biz bu yapıya da ne diyeceğiz? Anyon adını vereceğiz. Anyon demek eksi yük demek unutmayalım. Yani bir atom eğer şayet x atomu mesela 2 e, elektron alsın eksi 2 yüklenir ya da Y atomu 3 elektron alırsa eksi 3 mü yüklenirmiş arkadaşlar? Evet temel mantığımız bu olacak. Ancak hocam eğer herhangi bir iyon yükü yazmıyorsa ne yapacağım? Herhangi bir iyon yükü yoksa burası sıfırdır arkadaşlar. Yani iyon yükünün olmaması bana aslında atomun ne olduğunu gösterecek. Nötr bir atom olduğunu gösterecek. Lütfen buraya çok çok büyük yıldızlar atın. Bizim için çok değerli. Çünkü biz iyon yükü ile elektron sayısının toplamını proton sayısı olduğunu biliyorduk. E, eğer burası sıfırsa buranın da 10 elektronu varsa e sıfırla onu topladığımızda ne elde ederiz? Yine 10 elde ederiz. Yani nötr bir atomda proton sayısı elektron sayısına ne olmalı arkadaşlar? Eşit olmalı. İşte bizim için çok değerli bir bilgi de burada karşımıza ne oldu? Çıktı. O zaman diyoruz ki madem öyle bir atom elektron alırsa anyon, elektron verirse katyon oluyordu. Yani iyon haline geçiyordu. O zaman böyle bir durumda nötr bir atomu biz iyon haline geçirirsek ne gibi özelliklerimiz değişir? Ne gibi özelliklerimiz değişmez? Bunlara da bir de göz atmamız lazım. Dedik ki iyon haline geçme durumu elektron alıp vermekle alakalıydı. O yüzden elektron sayısı ne olacak? Değişecek değil mi? Elektron alırsam elektron sayım artar. Elektron verirsem de elektron sayım azalır. E, ama... Proton sayında herhangi bir değişiklik oldu mu? Hayır. Çekirdek yükü, proton sayısı, atom numarası aynı anlama geliyordu. Bunlarda herhangi bir değişiklik yaptık mı? Yapmadık. Sadece ne değişti? Elektron sayısı değişti. Ya da nötronda herhangi bir değişiklik oldu mu? olmadı. Kütle numarasında herhangi bir değişiklik oldu mu? olmadı. Kütle numarasının bir diğer adı da nükleon sayısıydı. Bakın bunlar nötr bir atom iyon haline geçtiğinde ne yapmaz arkadaşlar? Değişmezler. Ama değişen şey neydi? Elektron sayısı. Ve elektron sayısı değişince diyoruz ki elektron başına düşen çekim kuvveti de ne olacak değişecek çünkü elektron sayısı değişti arkadaşlar demek ki elektron başına düşen çekim kuvveti elektron sayısına bağlı olarak değişiyor muymuş değişiyormuş mesela bir atom elektron aldıysa elektron sayısı ne olur? artar değil mi elektron aldı çünkü elektron sayısı artarsa elektron başına düşen çekim kuvveti arkadaşlar ne olacak azalacak. Yani elektron sayısı ile o zaman diyoruz ki elektron başına düşen çekim kuvveti arasında ters bir orantı var. Değişmesinden birini böyle açıklayabiliriz. Ya da tam tersi olsaydı elektron sayısı azansaydı o zaman elektron başına düşen çekim kuvveti ne olurdu? Artardı diyebiliriz. Ancak unutmayın ki çekirdeğin çekim gücü değişmez arkadaşlar. İstediğiniz kadar elektron alın ya da verin çekirdeğin çekim gücü ne olmayacakmış? Değişmeyecekmiş. E peki hocam fiziksel ve kimyasal özelliğimiz ne olacak? Onlar da değişecek arkadaşlar. Ana faktör ne? Çünkü elektron sayısı değişti. Elektron sayısının değiştiği yerde kimyasal ve fiziksel özelliğiniz değişir. Lütfen bunu da unutmayalım. Gelin o zaman hep beraber öğrendiklerimizi pekiştirelim. Ne diyor sorumuzda? Eksi 2 yüklü iyonunda 18 elektron bulunan taneci nötron sayısı proton sayısına eşitmiş. Hemen şuraya bir x atomu yazalım. Eksi 2 yüklüymüş bu iyonumuz ve 18 elektronu varmış. Elektron sağ alt köşeye yazılırdı hatırla. E peki iyon yüküyle elektronun toplamı bize neyi verirdi? Proton sayısını verirdi. O zaman bu atomun 16 protonu mu vardır? Evet. E 16 protonu var. Bunu biliyorum ve sorunun devamında diyor ki nötron sayısı proton sayısına eşittir. O zaman 16 protonu varsa 16'da nötronu vardı. Nötron ortaya yazılırdı. O zaman ben protonla nötronu toplayıp kütle numarasını bulabilir miyim? Bulabilirim. Burası da ne geldi? 32 olarak karşımıza çıktı. Bize kütle numarasını yani nükleon sayısını mı sormuştu sorumuzda? Evet. O zaman cevabımız ne geldi? Denizli gelmiş oldu. Şimdi bu tek bir atomda iyon yükü elektron sayısının toplamının bana protonu, protonla nötronun toplamının da kütle numarasını verdiği bir soruydu. Yandaki soruda ise çok atomlu bir iyonda bulunan 58 elektronu olduğunu söylemişler. Yani bu iyonun tamamında 58 elektron olduğunu söylemişler. O zaman diyoruz ki her birini ayrı ayrı düşünmemiz lazım arkadaşlar. Bakın iki elektron almış bir iyondan bahsediyorum. Almış haliyle bu iyonda 58 elektron varmış. Almamış haliyle 56 elektron mu olur? Çünkü 56 elektronu varsa XY4'ün yapısında aldıktan sonra ne olur? 58'e çıkar. Yani buraya o zaman 2 yazabilirim. Peki almamış haliyle o zaman XY4 kısmında 56 elektron olduğunu söylüyoruz. Aşağıda da bize bir bilgi vermiş. Y'nin 8 protonu var ve bana 8 proton olduğunu söylerken Y atomunu nasıl vermiş? Nötr vermiş. Yani proton sayısı elektron sayısına eşit mi oluyordu nötr atomlarda? Evet öyleydi. O zaman diyoruz ki X, Y, 4'te toplamda 56 elektron varsa 1 Y atomundan 8 elektron geliyorsa bakın burada 4 tane ne var? Y atomu var. Yani 4 çarpı 8 elektrondan sadece ve sadece 32 elektron ne yapacak? 4 tane Y'den gelecek. E buranın tamamında ben 56 elektron olduğunu biliyordum. O zaman kalan elektronlar kimden gelecek? X'ten mi gelecek arkadaşlar? Evet. O zaman diyoruz ki buraya kaç kaldı? 24 elektron kalmadı mı? 32 ile 24'ün toplamı bakın ne yaptı? Bize 56 elektronu vermiş oldu mu? Oldu. Ha bize de zaten X'in atom numarasını yani proton sayısını soruyordu. Biz Y'nin nötr olduğunu söyledik. E X'in de 24 elektronu varsa 24'te neyi vardır? Protonu vardır. O zaman cevabımız ne gelmiş oldu? C seçeneği gelmiş oldu. Güzel. O zaman diyoruz ki atomun yapısını tanıdık. Atom altı taneciklerden proton, nötron ve elektronu gördük. Sırada ne var? Tanecik türleri var arkadaşlar. Bakın burada da bor elementinin izotopları olan iki atomu görmekteyiz. Yani bunlar izotop atomlarmış. Bunu görmekteyiz. Tanecik türlerinde biz izotop atomları tanıyacağız. izoton atomları tanıyacağız. izobar atomları tanıyacağız ve en sonda da izoelektronik atomları tanıyacağız. Gelin bakalım bu tanecik tür deri bize neleri ifade edecekmiş bir de ona göz atalım. İzotop atom deyince arkadaşlar aklımıza proton sayıları aynı Nötron sayıları farklı olan atomlar gelecek. Bakın izotopun P'sinden aklınızda tutabilirsiniz. Neler aynı olacak dedik. Proton sayıları kesinlikle aynı olacak. Bakın burada iki tane klor atomu görüyorum. Ancak birinci klor atomunda kütle numarası 35 iken ikinci klor atomunda kütle numarası 37 olduğunu görecek olursak şuraya nötron sayısı ne gelir? 20 gelir. Buranın nötron sayısı ise 18 gelir. Baktığınız zaman klor elementleri Aynı mı? Aynı element. Evet, ikisi de klor ve ikisinin de proton sayısı ne? 17. Ama neyi görüyorum? Bu iki atomun nötron sayıları farklı. Dolayısıyla da kütle numaraları farklı mı? Evet farklı. İşte burada verilen klor atomları birbirinin ne olacak? İzotopu olacak. O zaman an itibariyle proton sayıları aynı. Nötron sayıları farklı olan atomlara ne diyecekmişiz? İzotop atom adını verecekmişiz. Mesela aynı şekilde hidrojenin de izotopları vardır arkadaşlar. Bakın hepsinde 3 tane izotoptan bahsedeceğiz. Üçünün de proton sayısı ne? 1. Ancak şuraya dikkat eder misiniz? Buradaki birinci verilen hidrojende nötron sayımız ne? Sıfır. Burada ise nötron sayımız ne? Bir. Burada ise nötron sayımız iki. Yani üç izotopun üçünde de proton sayıları aynı. Ancak nötron sayıları farklı mı? Evet farklı. İşte o yüzden biz şuna Hidrojen adını vereceğiz ama hidrojenin diğer izotoplarının özel isimleri olacak. Kütle numarası 2 olan hidrojenin izotopuna döteryum adını vereceğiz. Eğer 3 kütle numarasına sahip hidrojenden bahsediyorsak da buna trityum adını ne yapacağız arkadaşlar? Vereceğiz. İzotop kavramı deyince o zaman aklımıza proton sayıları aynı, nötronları farklı olan atomlar gelecekmiş. Şimdi Diyoruz ki bunları bir kısmımız var. Bizim için çok değerli. Hemen burayı bir açalım bakalım neleri bilmemiz gerekiyormuş. izotoplar hakkında onu bir öğrenelim. Bakın bunları bir kısmında nötr izotop atomların kimyasal ve fiziksel özelliğinden bahsedecek. Diyorum ki nötr bir izotopta hemen şöyle düşünelim. Mesela x elementi olsun 17 protonu varsa nötr olduğu için proton sayısı elektron sayısına nedir arkadaşlar? Eşittir. Yine aynı şekilde kloru aldığımızı düşünecek oluruz olursak şurası 35 şurası da 37 olsun. Yine nötr olduğu için bu iki klor atomunda elektron sayıları da aynı mı olur? Evet aynı olur. Çok dikkat et. Aynı şekilde bakın buraya da yazabilirim. Çünkü iyon yükleri yok bunların. Yani bu atomlar nötr bir atom. Nötr izotoplarda hem proton hem de elektron sayısı aynı olduğu için kimyasal özelliğimiz aynıdır arkadaşlar. Ancak izotoplar eğer iyon halinde ise biri elektron alıp vereceği için elektron sayıları ne olmaz? Aynı olamaz. O zaman elektron sayıları aynı olmadığı için kimyasal özelliklerine ben aynı diyemem. Yani kilit nokta neresi? Sana eğer kimyasal özelliği soruyorsa, kimyasal özellik deyince kimyasal özellik deyince hem proton sayısı hem de elektron sayısı aynı olmalı arkadaşlar. Bakıyorum protonları da aynı, elektronları da aynı. Ancak bu şartla kimyasal özelliğimiz ne olurmuş? Aynı olurmuş. Yani eğer izotoplarınız nötrse kimyasal özelliğiniz aynıdır. Ama eğer nötr değil de iyon halinde bulunan izotoplardan bahsediyorsanız kimyasal özellikleri ne olacakmış? Farklı olacakmış. E peki hocam kimyasal özellik deyince proton ve elektrona bakıyorduk. Fizik sen özellikle neye bakacağım? Proton, elektron ve bunun yanında bir de nötron'a bakacağız arkadaşlar. O yüzden diyoruz ki üçünün birden ne olmasını beklerim, aynı olmasını beklerim. E, nötr izotoplar da zaten nötron sayıları kafadan farklı olduğu için fiziksel özelliğin aynı olması mümkün değildir. O zaman diyoruz ki fiziksel özellikler ne olacak? Farklı olacak arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayalım. Peki izotop deyince proton sayıları aynı olan atomlar aklımıza geldi. İzoton deyince aklımıza kim gelecek? Nötron sayıları aynı olan atomlar gelecek ve kesinlikle neleri farklı olacak? Proton sayıları farklı olacak. Sodyumun proton sayısı 11, magnezyumun 12'dir arkadaşlar ve bunların nötron sayılarına baktığımızda şurası 12 gelmez mi? Aynı şekilde burası da 12 gelir. Çünkü protonla Nötronun toplamı bana kütle numarasını veriyordu. Bakın bunların nötron sayıları aynı. Nötron sayıları aynı ama protonları farklı olduğu için bunlar birbirinin neydir diyeceğiz? İzotonudur diyeceğiz. İzotopta nasıl P harfinden aklımızda tuttuysak izotonda da N harfinden ne yapabiliriz? Aklımızda tutabiliriz. Peki kimyasal özelliklerini ve fiziksel özelliklerini konuşacak olursak. Kimyasal özellik için protona ve elektrona bakıyorduk. E bunların protonu farklı. Elektronlar Onları da farklı aslında. O yüzden diyoruz ki kesinlikle kimyasal özellikleri nedir? farklıdır. Fiziksel özellikle proton ve elektronun dışında nötrona da bakıyorduk. Tamam nötronları aynı ama protonu ve elektronu da aynı olursa ancak fiziksel özelliği aynı olurdu. Protonu ve elektronun farklı olduğu için izoton atomlarında fiziksel özelliği nedir diyeceğiz. Farklıdır diyeceğiz. Peki sırada ne var? İzobar atomlar var. İzobar atomlarda da kütle numaraları aynı olduğundan bahsedeceğiz. Kesinlikle yine ne olacak bu sefer? Proton sayıları farklı olacak tansiyumun proton sayısı 19'dur arkadaşlar. Aynı şekilde kalsiyumun ise atom numarası 20'dir. E peki baktığımız zaman bunların kütle numaraları aynı mı? Evet aynı. O zaman bunlar birbirinin neyidir diyeceğiz? İzobarıdır diyeceğiz. Tabii ki izobar atomlarında kimyasal özelliği farklı çünkü proton sayıları ve elektron sayıları farklı. Fiziksel özellik bakımından da yine aynı şekilde bunların farklı olduğunu unutmayalım. Çünkü fiziksel özellik deyince proton, elektron ve nötrona bakıyorduk. Son olarak izotürlerimizde izoelektronik tanecikleri göreceğiz. Bakın yine adı içinde saklı aslında. Elektronları ne olacak? Aynı olacak. Yalnız elektron sayılarının aynı olması yeterli değil. Bir de elektron dizilimleri aynı olacak arkadaşlar. Proton sayıları farklı ancak baktığımızda her iki iyonun da elektronlarının 10 olduğunu görüyorum. İyon yüküyle bunun toplamı yani elektron sayısının toplamı protonu veriyordu. Yine aynı şekilde iyon yüküyle elektronun toplamı protonu veriyordu. Elektron sayıları aynı ama proton sayıları farklı olan bu tanecikler izoelektronik taneciklerdir. E kimyasal özellikleri ne olacak? Farklı olacak çünkü elektronlarının aynı olması yeterli değildi. Bunun aynı olmasının yanında protonları da aynı olmalıydı. Kimyasal özelliğinin aynı olabilmesi için. Fiziksel özellikleri ne olacak? Tabii ki o da farklı olacak çünkü proton sayılarının farklı dolduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi burada mükemmel ötesi bir sorumuz var. Haydi gelin sorularımıza göz atalım. Yukarıdaki tabloda proton sayısı, nötron sayısı ve elektron sayısı verilen taneciklerle ilgili hangisi yanlıştır diye sormuşlar. Ne yapacağız? Öncelikle bu tanecikteki proton sayısı nereye yazılırdı? Sol alt köşeye yazılırdı. Nötr bir tanecik olduğunu görüyorum. Herhangi bir iyon yükü yok. O zaman diyoruz ki nötr taneciklerde proton sayısı elektron elektron sayısına ne olmalı? Eşit olmalı. O zaman tablomuzu ne yapabiliriz? Doldurabiliriz. Tablomuzda bize nötron sayısının x elementinin 24 olduğunu söylüyor. Proton sayısıyla nötron sayısının toplamı bize kütle numarasını verecekti. O zaman diyoruz ki protonla nötronun toplamı bize ne yapmış oldu? Kütle numarasını vermiş oldu. Aynı şekilde Y elementinin de nötr olduğunu görüyoruz. Elektron sayısını bize 19 vermiş. İyon yükü 0 olduğu için elektron sayısı proton sayısına ne çıkmalı arkadaşlar? Aynı çıkmalı eşit çıkmalı. Çünkü nötr atomlarda proton sayısı elektrona eşitti. Nötron sayısını ise Y elementinin 20 vermiş proton sayısıyla nötron sayısının toplamı bize neyi verecekti? Kütle numarasını verecekti. Yine aynı şekilde Z taneciğinin bu sefer ben ne olduğunu görüyorum. Artı bir yüklü bir iyon olduğunu yani katyon olduğunu görmekteyim. Proton sayısı 19'muş. O zaman Z elementinin elektronu ne gelmeli? 18 gelmeli. Nötronun da bize 24 olduğunu söylemişler. O zaman diyoruz ki protonla nötronun toplamı da buradan ne gelecek? 43 olarak karşımıza çıkmaktadır. Olmakta. Buna göre tabloyu da doldurduktan sonra Z e, taneciğinin elektron sayısının da 18 olduğunu yazdıktan sonra ne yapabiliriz? Sorumuzu cevaplayabiliriz. Diyor ki A seçeneğinde Y'nin çekirdek yükü 20'dir. Bakıyorum. Çekirdek yükü dediğimiz şey neydi? Proton sayısıydı. Bir diğer adı ise atom numarasıydı. Y'nin çekirdek yükünün 19 olduğunu görüyorum. Cevabımız direkt ne gelecek? Adana gelecek. A seçeneği gelecek. Ama gelin diğer şıkları da kontrol edelim. Z artının elektron sayısı 18'dir diyor. Evet sağ alt köşeye yazılan sayı elektron sayısını ifade etmekteydi. O zaman bu doğru geldi mi? Geldi. X ve Z izoton atomlardır diyor. X'e ve Z'ye baktığım zaman nötron sayıları aynı. Proton sayıları farklı olan iki tanecik iki atom görmekteyim. O yüzden diyoruz ki izoton atom olduklarının ispatı burada. Peki D seçeneğinde ise X ve Y'nin kimyasal özellikleri farklıdır diyor. Kimyasal özellikleri deyince nelere bakacaktık? Proton ve elektron sayısına bakmalıydık. X'in ve Y'nin hem proton sayıları hem de elektron sayıları farklı olduğu için tabii ki kimyasal özellikleri nedir? Farklıdır diyeceğiz. Peki en seçeneğinde ise X'in kütle numarasının 44 olduğunu bize söylemekte. Yani nükleon sayısı X'in 44 mü? Evet 44. O zaman bu doğru mu oldu? Doğru oldu. Geldik diğer sorumuza. K-19 atomunun izotopu aşağıda verilenlerden hangisi olabilir demiş. İzotop ne demekti? Proton sayıları aynı ancak nötron sayıları farklı olan tanecikler birbirinin ne olacaktı? İzotopu olacaktı. O zaman K dediğimiz atomun proton sayısının ben 19 olduğunu görüyorum. O zaman seçeneklerimde neye bakmalıyım? Proton sayısı 19 olan atoma bakmalıyım. Edirne gitti, Bursa gitti, Denizli gitti, Yağdan'a, Yelçinli'de. Ceyhan olarak karşımıza çıkmakta. Peki neye dikkat edecektim? İzotop atomlarda nötron sayısı farklı olduğundan dolayı e, kütle numaraları da farklı oluyordu. K elementimizin K atomumuzun proton sayısı 19'muş. Kütle numarası 39'muş. O zaman nötron sayısı ne olmalı? 20 olmalı. C seçeneğinde verilen x taneciğinin protonu 19 kütle numarası ise 40. O zaman diyoruz ki bunun nötron sayısı 21 gelmez mi? Gelir. Bunlar birbirinin izotopu olur mu? Olur. A seçeneği neden olmayacak peki? A seçeneğinde verilen x artı bir element elementinin protonu 19, kütle numarası 39 ancak nötronu da ne? 20. E K ile X elementimiz o zaman baktığımızda evet proton sayıları aynı ancak nötronları farklı olmadığı için izotop tanecik olamazlar. Temel mantığımız bu olacaktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar o zaman neler gördük şöyle bir gelin hep beraber göz atalım. Atom modellerini gördük. Dalton'ı, Thomson'ı, Rutherford'u ve Bohr atom modelini tanıdık. Her bir bilim adamımızın neler savunduğunu konuştuk. Neler ortaya attığından bahsettik. Daha sonra da atomun yapısını gördük. Atom altı tanecikleri tanıdık. Protonla, nötronla, elektronla ne yaptık? Tanıştık. Ve en sonunda da izotop atomları, izoton atomları, izobar ve izoelektronik atomları gördük ve konumuzu ne yaptık sonlandırmış olduk. Evet arkadaşlar karşınızda ödüllü soru cevaplarınızı aşağıya yorumlara bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.